kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Çok fazla zina yapan insan tövbe edip af dilerse affedilebilir mi? Öncelikle şunu ifade edelim ki Allahu Teala'nın affetmeyeceği bir günah yoktur. Allah dilerse bütün günahları bağışlayabilir. Nitekim bir ömür boyu Allah'a isyan eden, Allah'a inkar eden, hatta ateist olan, hatta birçok insan da belki dinden çıkmasına sebep olan bir insan, Allah'a iman etse, küfründen, inkarından vazgeçse, samimane tövbe etse, imana gelse, Allahu Teala bunun küfür günahını, inkar günahını affediyor. Dolayısıyla bir mümin, mümin olduğu halde herhangi bir günah işler de bundan samimane tövbe eder, pişman olursa, Allah'ın izniyle, o affedilebilir ve bir hadis-i şerife göre etta ibu minezzem bi kemel la zembele günahından hakkıyla tövbe edip vazgeçen bir kişi sanki o günahı hiç işlememiş gibi olur. İşte bu hadis-i şerifin müjdesine de ulaşabilir. Şimdi Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize verdiği müjdelerden iki tanesini sizinle paylaşmak istiyoruz. Bir, Allah kendisine şirk koşulmasının dışındaki istediği kimselerin bütün günahlarını bağışlar. Demek ki küfrün inkarın dışındaki bütün günahlar Allah bağışlayabilir. Bu şirki e, inkarı niye bağışlamaz? Yani küf, kafir olarak ölürse onun küfrü bağışlanmaz demektir. Yoksa dünyadayken inkarından küfründen vazgeçse Allah onu da bağışlıyor. Ama kafir olarak ölürse Allah onun o küfür günahını, şirk günahını bağışlamıyor. Bu demektir. Demek ki Allahu Teala bir müminin işlediği bütün günahları bağışlayabilir. Bir ayet daha okuyarak konu daha netleştirelim. E ki buna tevbe nasuha, nasuh tevbesi denilir. Hani zaman zaman soruluyor. Nasıl bir tövbe edeyim ki işlediğim günahın affedilebileceğini ümit edeyim. Yani i̇şte böyle kardeşlerimize Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir müjde veriyor. Ey iman edenler! Tuğbu tevbeten nasuha. Ayette geçen ifade. Nasuh tevbe ile tevbe edin ki Allah sizin kabahatlerinizi affetsin ve altlarından ırmaklar akan cennetlerine koysun. Dikkat buyurun. Allah işlenen günahlardan tevbe etmemizi, nasuh tevbede bulunmamızı istiyor. Arkasından da bütün kabahatlerimizi, günahlarımızı bağışlayacağını, hatta bunun yetmediğini ve bunun arkasına cennete bizi koyacağını müjdeliyor. Şimdi burada geçen nasuh tevbenin ne olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden de hareketle özetlemeye çalışalım. Bir, Allah'a karşı günah işlediğini bilerek bu günahtan dolayı Allah'a sığınmak ve pişman olmak. Bu çok önemli. Çünkü işlediği günahın farkında olmak ve bu günahı Allah'a karşı geldiğini bilmek ve bundan dolayı da pişman olup üzülmek. İkincisi, içinden bu günahın ızdırabını hissetmek. Sadece ben tevbe ettim, pişman oldum demek değil diliyle. Aynı zamanda ruhen ve kalben ve vicdanen bu işlediği günahın ezikliğinde Allah'a karşı geldiği isyanın tabiri caizse üzüntüsü içerisinde olmalı. Üçüncüsü bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair kesin bir karar vermeli. Ayrıca kul hakkını ilgilendiriyorsa mutlaka o kullarla da helalleşmek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde geçen nasuh tövbenin özelliklerinde vererek konumuzu bitirelim. 1- Günahlara pişmanlık duymak. 2- Farz ibadetleri yerine getirmek. 3- Zulüm ve düşmanlık yapmamak. 4- Kırgın ve küskünlerle barışmak. 5- Bir daha o günaha dönmemek üzere karar vermek. Eğer bu koyulan şartlara uygun bir tövbe söz konusu olursa, Cenab-ı Hak o günahı işlememiş gibi, bizi kabul ediyor. Tabii burada şöyle bir incelik de var. Zaman zaman ibadetlerine güvenen kardeşlerimizi görüyoruz. Yani bu kadar günahın işlendiği bir asırda benim bu ibadetlerim beni kurtarır, ben kesin cennetliyim diyenler. Bu çok yanlış. Bir kimsenin, bir kimsenin kendi ibadetlerine güvenmesi ucuptur. Bu caiz değil. E diğer taraftan işlediği günahların çok büyük olduğunu görerek artık benim işim bitti. Ben bundan sonra affedilmem, bağışlanmam, ben yoldan çıktım, bozuldum diyerek ümitsizliğe düşmek. İkisi de yanlış. Demek ki bir mümin ne yaptığı ibadetlere güvenerek ucuba girecek ne de işlediği günahlardan dolayı ümitsizliğe düşecek. Ne yapacak? Günahlarından tövbe edecek ve tövbenin şartlarına uyarak bağışlandığı ümidini besleyecek. Tövbe etmenin de bir ibadet olduğunun farkında olacak ve her zaman o tövbesinin de kabul edileceği ümidini taşıyacaktır. Diğer taraftan da ibadetler ne kadar mükemmel yaparsa yapsın yine de bir eksiği var endişesiyle ibadetlerine güvenmeyecek. Onları da muntazaman yapmaya devam edecektir. Zaten kulluğunda gereği bu. Böyle bir kul bu iki denge içerisinde hayatını sürerse inşallah hem Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olur hem dünyada hem de ahirette mutlu olur inşallah.